Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Ben Dalgalı. Bugün arkadaşlar IQ testi yapacağız. Ben 389 IQ'm olduğunu düşünüyorum. Ya o kadar abartma bence. Ya çünkü o kadar aptal değilim ama... Bileyim falan vardır. Tamam, çok fazla olacağına inanıyorum ben, akıllıyım. Ben de çok fazla olacağına inanıyorum. Ama şimdi doğruyu söylemek gerekirse ikimiz de böyle bir... Malız. Malız yani, ünlümüz malız. İki tane mal toplandık, geldik burada IQ testi yapıyoruz. Niye böyle bir şey yapıyorsak anlamını anlamadım. IQ'muzu öğrenmeye çalışıyoruz. IQ testi için... Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Mustafa K ailesi. Mustafa derken balgam çıkaran hissi. Boğaz ağrıma hissi. Sen de abone ol, ailemize katıl. Hava uzatmadan arkadaşlar IQ testimize geçelim. İlk sorumuz, aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamlı bir kelime oluşturduğunuzda bu kelime aslında ne olur diye. Ya buradan başlı soru olur, bak şimdi. Nalakke'yi ya. Nalakke. Bu kesinlikle bir şehir, Nalakke yani. Şehirdir yani, biz bilmiyoruz ama öyle bir şey olabilir. Ne mal öyle yazıyor. Nalakke lan. Key şifre demek bir anlam çıkmıyor. Lanak. Aa buldum. Lanakek. Buldum lan. Dur bekle söyleme, ben de bulacağım. Hadi bul. Ben buldum. Ben zekalıyım. Akkaleyn. 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 Yas. Yekkaleyn. Yekkaleyi. Aklına kaldı. Ne bulamadım ben. Ne? Kelaynak. Kelaynak. O da bir hayvan oluyor. Aa evet ya, kelaynak kuş. Ben biliyorum onu. Bu zeka yani. Bu zeka. Bu da geri zeka. Ben buldum oğlum. Kelaynak. Hadi kuş. Kelaynak. Cevap kelaynak. Doğru. Evet. 15'ten sonra hangi sayı gelmedi? 16. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ne var? Yanlış mı? Yanlış. 15'ten sonra 25, 24, 22, 19, 15. Buradan buraya 1 eksilmiş. Evet. Buradan buraya 2 eksilmiş. Evet. Buradan buraya 3 eksilmiş. Evet. Buradan buraya 4 eksilmiş. Buradan buraya 5 eksilmiş. 10. Hayır 10 değil. 0. 0 değil. Var mısın oğlum 10? 10 oğlum, görmüyor musun? Hadi 10. Üçüncü soru. Tahminen şurada 4 kenarlı kaç şekil vardır? 4 kenarlı. Kaç tane şekil vardır? Aynen. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12. Oha burada çok fazla var. Valla varsa bir dakika, ben sayıyorum şimdi. 21, 25 diyorum ben. Vardır kesin. Salladın kesin ha. Kesin vardır oğlum, çok var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 26, 30 diyorum ben de. 26, 30 yok ki. Var. 26, 30. Aa o zaman o dur. Yo sen ilk başta söyledin kardeşim. Tamam şey. Ya bak 26, 30 olarak. Tamam 26, 30 diyor. Ama sen niye öyle dediğimi kabul ettin. Yok yok tamam kabul ettim. Tamam. 26, 30 diyoruz. 26, 30. Yine doğru. Biz IQ, biz zeki insanlarız dedik sana. Fiyatsız, şunları görüyor musun ya? Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplam kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? 10 çarpı 100. Salak, tam bir mal. 50 olabilir. Yo. 10 tane insan birbiriyle el sıkışmış. Yani 5'er 5'erden sayarsan. Kaç tane birbiriyle? Ya bir insan 9 kişinin elini sıkıyor. Değil mi? Bir insan 9 kişinin elini sıkıyor. İkinci kişi de 9 kişinin elini sıkıyor. Üçüncü yani 45. 10 kişi de 9 kişinin elini sıkıyor. 90 olur. Hayır ya. Bir salak. Yok. Bir tane el var. Bir tane mi el var? 10 tane insan birbiriyle el sıkışmış diyor ama. Evet. Herkes birbiriyle sıkışmış. O zaman 100 direkt. 45 mi? Bak 45'te dalga geçtik bir de ya. Oğlum nasıl oluyor? Tamam hayır, kapat ya, kapat, hadi görüşürüz. Valla biliyorum ya. Arkadaşlar bunun cevabını bilen varsa aşağıda yorumlarda belirsin. Hani bir primimizde yapalım yani, yoksa kesinlikle merak abi, ettiğimiz için değildir. Ama abi bilenler vardır bence ama yazdı şu an, ben merak ettim. Valla ben de merak ettim ha. Nasıl yapılıyor ya? Cevabını öğrenince aa çok basitmiş diyeceğiz bak. Aynen izleriz. Aynen. Ya ben bunun cevabını biliyorum aslında ya. Ben de görmüştüm. Ben görmüştüm bir yerde bunu. Bunun cevabını kesin biliyorum ben. Instagram'da görmüştüm. Aynen aynen. Görmüştüm ben de. Kütüphane kitaplardan, kitaplar ise raflardan. Yok amına. Raf da sayfa oluyor yani, raf hani kitap. Yok raflar. Kitaplar ise sayfalardan. Aynen. Yok kapaklardan. Kütüphane kitaplardan, kitaplar ise sayfalardan oluşur. Kapaklardan oluşur. Kapaklardan mı? Abi aynen yani, büyükten küçüğe gitmiş. Bak kapak diye işaretliyorum. Sayfa. Oğlum saçmalama. Niye oğlum? Niye böyle bir şey dedin?
Ya büyükten küçüğe hani kapağın içinde kapak. Bir kere bu şey sözü ya. Edebiyat sözü. Biraz edebiyat okuyor biraz ya. Cool ya. Anlatıyorum ya. Ben biliyorum böyle şeyleri. Kitap mı okuyorum moruk. Moruk. Bu üç kelimenin ortak daha okuma evet, yazmıyor. IQ'muz 500. Okuma yazmayı sökemedik daha biz. Bu üç kelimenin ortak bu üç kelimenin ortak noktası ve sonucu çıkarımı analojisi nedir? Soyluluk. Analojisi ne demek? Soyluluk, iktidar, imtiyaz. Bu aristotokrasi. O ne lan? Aristokrasi. Demokrasi kardeşim. Hayır. Diyor ki bak burada soyluluk diyor. İktidarda olman diyor veya imtiyaz önemli değil diyor. Sen her zaman demokrasi adamı. Bak sen bir dakika. İşaret diyorum. İşte. Terası çıktı. Ne? Aristokrasi. 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 Bak şuna şöyle bir şey desem sen anlarsın. Aristokrasi. Ya hacı bak aristokrasi dedim ben sana anladın mı? Ne demek lan aristokrasi? Aristokrasi soyluk, iktidar, imtiyaz demek. İmtiyaz demek. Anlıyor musun bunu? Anlıyorum moruk. Seride sıradaki sayı neymiş? 3, 5, 8, 13, 27 mi o 21 mi? 20... 21 bence. 21 değil, 27 herhalde. 21. Dur, 3'ten 5'e 2 artmış. 3, 5, sonra 6 artmış. 8'den 3'e 4 artmış. Yok lan. 3'ten 5'e 3 artmış. 5'ten 8'e... 3'ten 5'e 3 mu artmış? Hayır. 3'ten 5'e 2 artmış. 5'ten 8'e 3 artmış. 5'ten 8'e 3 mu artmış? 5'ten 8'e 3 artmış. 8'den 13'e 5 artmış. Niye öyle bir mağlup olmuş? 2. 3, 5. 3, 5. Niye 2, 3, 5 oldu? Şunlar toplanıyor. 5 ile 3'ü topla 8. 8 ile 5'i topla 13. 13 ile 8'i topla. Ya. Bunu biliyoruz zaten ya. 20 ile de 13'ü topla 34. 21 değil mi? 21 işte 34. Yani 21 ile de 13'ü topluyorsun 34. Ya buluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Moruk. Moruk. Buluyoruz yani. IQ'muz yüksek. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Diğerlerinden farklıdır. Aynen. Yuvarlak. Hepsinin dört kenarı var. Yani mantıken yuvarlak olması lazım. Yani. Bunu bilemeyecek kadar gerizekalı bir insan var. Acaba yanlış mı şey yaptık? Ne yaptık? Yanlış düşünerek mi doğruyu bulduk? Yo doğru mu düşünerek? Önce de öyledir de yani. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Okey şu ikisi aynı. Şu. Ya benim de bir fikrim doğru. Yaptım. Bir... Ne biliyor musun? Biliyorum. Soldan şu çarpı. Bu sadece sola doğru. Oha ne tükürdü lan. Şuralarda sürdü. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küp ortaya çıkar yazmış. Ne? Katlandığında. Aynen. Şimdi küp nasıl katlandı? Şu dört kareli olan var ya. Aynen şu cevap şu. Şu. Bu olması gerekiyor ama. Kardeş yan tarafında iki nokta var dedi. Evet. Burada olacak. Oldu olmadı. İşte şu kenar çevirmişler şöyle. İşte bunda da olabilir. Mesela bunu ters çevirmiş. Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda hangisi dışarıda kalır? Sebze. Bir tane hayır. Sebze var herhalde. Reçel. Onun hepsi meyve. Birisi de reçel. Bu reçel bu haşlanmış hali işte ya. Reçel. Bu neydi ya? Ya bunu işlemişler. Bunların hepsi doğal diğeri şey yapar. Şey demiş. IQ'su sıfır çıkacaklar için en azından bir tane vererek de doğru. Bir iki tane. Bunlar gerizekalı değildi. Gerizekalı çıkmasınlar demiş. 4, 17 daha. Yok bu ne? Öyle bir şey yaptın. Hangi sayı buraya ait değildir diyor. 4. Tek sayı. 17. O hepsi çift sayı. Biri o tek sayı. Tek sayı yani. Bu mantık olmuyor. Evet. Aşağıdaki Rubik küplerden hangisi 4. sıradaki olabilecek niteliktedir? 4. sırada olabilecek niteliktedir. Aynen. Şimdi bak burada akıllımızı konuşturuyoruz tamam mı? Şimdi birincide ne olmuş? Kırmızı üstte, sarı solda, mavi sağda. Aynen. Sonra bozulmuş. Ne olmuş abi? En sağ tarafını çevirmişler tamam mı? Yok ya. Hayır, şurasını çevirmişler şöyle. Anladın mı? En altta yani gri varmış en altta. Ondan sonra kırmızı varmış bunu almışlar. Kardeş Denizli. Üçüncü. Ceyhan yani. Ceyhan. Olabilir. Biz bunu biliyoruz. Sen biraz aceleci davran. Biz bunu biliyoruz aslında da. Sizi göstermek istemiyoruz. Şimdi egolu insanlar demeyin. Sonra çok akıllı bunlar falan derler. Nazar mazar. Biz zekiyiz yani. Ya. Moruk. Serinin devamındaki sayı nedir? 15, 57. 15 mi? 13. Bizim daha görme duyumuz. Bayağı bizim görme şeyimiz falan bayağı eksik. Çarpıyor. Bir şeyle çarpıyorlar. Ters tomalıp yüz çarpıyorlar. Şey mi? 13 ile 57'yi çarptı bence. Oha. Bu ikisini çarptı. Bu çıksın sen. Bak söylüyorum. Bak söylüyorum. Hacı. Kaç biliyor musun? Kaç? 3002. Ben de söylüyorum. 1879. Ya 3002 ya. Oğlum burada ya. Beyim var ya. Beyim. 1870. Yo. 2120, 123 diyorum. 2123. O da kendi kararını veremiyor 2123 ya. 2123 diyorum. İşaretliyorum. Ne oldu lan?
Ne ya. Oldu lan? Ne oldu lan? Ben de öyle düşünüyordum ama senin yanında çok akıllı çıkmayayım diye. Aynen beni şey yaptım. Yani böyle biraz üstte göstermeye evet, çalıştım. Evet. Biliyorum seni arkadaşım. Seni biliyorsun ya ezmeyeyim dedim peki. Seni çok seviyorum. Evet. 115 IQ. Hadi bakayım. Ez benim sayemde ya oldu. Sen yoksa bayağı, yanlış bilirdin. Biliyorum ya özür dilerim ben. Yani, ben çok geri zekalı. 115-129 çıktık. Zekanız gayet yerinde ve ortalamanın daha bir hal üstünde olduğunu söylemek gerek. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Daha fazla böyle videolardan gelmesini istiyorsanız, Halil'le daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup ailemize katılabilirsiniz. Aşağıda Halil'in de kanalı var arkadaşlar. Onun linkine de basıp abone olabilirsiniz. Biz kardeş aileleri böyle komşuyuz. Kardeş. Kardeş değiliz oğlum. Kardeş. 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 Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.